Herkese selamlar. Ben Murat. Motobolizma'ya hoş geldiniz. ADV 350. Basın lansmanı yapılmıştı. Geçenlerde de EICMA fuarında dediler ki Türkiye kesin gelecek. Hatta Türkiye Honda resmi sitesinde bunu da açık ve net beyan ettiler. Şimdi ADV 350 nedir ne değildirden önce en güzel dedik bunu ismini cismini tanıtırken aynı zamanda yine aynı markada olan Honda Forza 250 ile şunu bir karşılaştıralım. Bakalım 3 aşağı 5 yukarı scooterlar içerisinde ne gibi farkı var? Neden ADV 350 almalıyız veya neden ADV 350 değil de Forza 250 ile yolumuza devam etmeliyiz? Böyle bir video. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi ADV 350 motosikletimizi bir önden arkadan bir görelim. Motor ala var şimdi çok güzel. Yani şöyle bakıyorum. Gerçekten X ADV 750 gibi. Bu arada bu ADV 350. Yani X ADV 350 değil. X ADV 750'ye özel bir şey. Farların tamamı LED. Sinyaller LED. Ön tarafta reverse amortisör var. Arka tarafta rezervuarlı yine amortisör var. Egzozu, çizgileri, koltuğu, standart elcik koruması, elle manuel yükselip alçaltılsa bile müdahale edilebilen bir ön camı. Yani şöyle önden bakıyorum motosiklet gerçekten çok güzel. Arkadan görüntüsü, dediğim gibi arka amortisörlerin ikisi de rezervuarlı. Yani bu olay ne? Amortisör çok sert bir lakaya kasise girdiği zaman, yaylar sıkıştığı zaman içerideki yağın sıkışıp keçeleri patlatmasın diye buradan bir şekilde bu tüpe dolması maksadıyla, ama bunlar çok pahalı ve gerçekten çok kaliteli amortisörler. Yani bu motosikletin zaten ilerleyen dönemde de anlatacağım, ilerleyen kısımda. En büyük yani olayı zaten şasesi ve amortisörleri. Yine saklama gözleri, anahtarsız çalıştırma, daha geniş düz bir gidon, hakimiyeti yüksek tutulsun diye. Ona keza yeni ekran, hiçbir şekilde manuel, ibre vesaire yok. Olduğu gibi dijital ekran. Normal ekran, TFT, yani o telefonumuz gibi LED AMOLED ekran gibi değil. Yani likit kristal bir ekran ama olsun yani. Motosikletin sürüşünle ilgili ne ihtiyacınız varsa hepsini orada görebiliyorsunuz. Sıkıntı yok yani. Ayakları koyma yerleri, ayağınızı uzatma yeri, deposu. Yani şöyle baştan sona bakıyorum. Gerçekten yani çok güzel bir motosiklet. Çok güzel bir motosiklet. Alan kişinin çok büyük bir ihtimal memnun kalabileceği bir motosiklet. Bir de bu kasada mesela 250 cc'nin olmamasına ben çok sevindim. Neden? Çünkü 350 cc, dediğim gibi birazdan tork beygir güçlerinden bahsedeceğim. Ya bu motosiklet araziye giriyorsa birazcık gaz açması lazım. Yani arka tekerlekte biraz güç olması lazım. Bu motosiklette o dengeyi vermişler. Harika olmuş. Burada da Forza 250. Forza 250'nin şu an Türkiye'de olmayan 2023 modeli. Bildiğiniz üzere LED far, LED sinyaller, ona keza motorlu ön cam, işte aynalar entegre edilmiş sinyaller, koltuğunun yumuşak olması, koltuğunun dokusu vesaire çok güzel biliyorsunuz. Egzozu gerçekten yani böyle full LED zaten. Yani rüştünü ispatlamış. Çok güzel, şıkır şıkır bir motosiklet. İşte dediğim gibi. Yani mesela Forza 250 için sırada bekleyen bir insan belki diyecek ki arada çok fiyat farkı var mı? Varsa bile yani bu motosiklete değer mi? Yani bu videonun en büyük amacı bu. Burada Forza yerine X-Max de düşünebilirsiniz. Yani en son versiyonlar
Ufak tefek böyle radikal olmasa da değişikliklerle bu Forza'lı X-Mac zaten birbirinin aynı. Yani size defalarca bahsettim bundan. Hangisini alırsanız alın hiçbir şekilde pişman olmasınız. Çok da rahat sürersiniz. Hoşunuza da gider. Buradaki mevzu 250 cc değil de 350 cc'ye geçsek mi acaba gibi. Evet, konumuza biraz detaylı girmeye başlayalım. Şimdi burada ADV 350, burada Forza 250. Motor. ADV 350 330 cc sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 sübaplı soğuç, tek silindirli. Yani burada gördüğünüz gibi tek silindirli. Forza ise 250 cc sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 sübaplı soğuç, tek silindirli. Yani burada ne var? İkisi de tek silindirli. Birisi 330, bir diğeri 250 cc. İki güç değerleri. ADV 350'ye şöyle baktığımızda maksimum gücünü 7500 devir dakikada 28,8 beygir olarak gösteriyor. Maksimum torkunu da 5250 devir dakikada 31,5 Nm tork olarak. Bakın, bu değerler gerçekten çok güzel. Zaten burada torkun beygirden yüksek olması şu anlama geliyor: ben çekerim, ben giderim, ben 0-100'üm, ben 0-120'yim. Yani şu anlamda, ben araziye amortisörlerimle giriyorum, motorumla da buna iştirak ediyorum anlamında. Yani düşük devirde torkunun yüksek olması gerçekten bu motorun ADV karakterinde olduğunu kanıtlıyor. Forza 250 maksimum güç 7750 devirde 22,6 beygir. Maksimum torku 6000 devirde 23,4 Nm tork. Bakın, bu 250, bu 330 cc, ama burada göreceksiniz mesela torkla beygir arasında çok fark yok. Ama burada torkla beygir arasında, yani aslında bir tık daha fazla. Şey gibi düşünün, 22'den 23'e gelmiş, 28'den 29, 30, 31 gibi düşünün. Bu motosikletin beygirini belki 30 beygir yapabilirlerdi. Ama ADV özelliğini gerçekten insanlar hissetsin diye, yani bozuk arazide bilekteki gazın iyi olması, birden gelmesini istedikleri için torku oynamışlar. Bence de çok güzel yapmışlar. Yani şu an kağıt üzerindeki güç ve tork değerleri bence gerçekten güzel. Devam edelim. Şanzıman. İki motosiklette de CVT şanzıman, otomatik vites. Bunun gibi böyle kasnak sistemi var. Motor devirlendikçe kayış gitgide yukarı çıkıyor. O bir şekilde vites etkisi yaratıyor. Arka tekerlek işte devre göre hızlanıyor veya yavaşlıyor. İkisinde de otomatik şanzıman, yani otomatik vitesli. Sele yüksekliği ve boş ağırlığı. ADV 350'nin sele yüksekliği 795 milim. Yani 79,5 santim. Tekerleğin şu hizasından oturacağınız yere kadar. Forza'da ise bu 78 santim. Yani 780 milim. Dediğim gibi tekerleğin bastığı noktadan koltuğun uç noktasına kadar. Burada 1,5 santim var. Bu 1,5 santimi muhtemelen, yani motorun alt kısmına, tekerleklerin yere basan kısmına verdiler diye tahmin ediyorum. Neden? Çünkü yani bunun arazi kabiliyeti olabilen bir motosiklet, bunun daha çok böyle yerden yüksek olması lazım ki hani her şey amortisör veya her şey güçle de alakalı değil. Yani motorunuzun orta kısmı, yani gebine nasıl karina, bunda da bu orta kısmı ne kadar aşağı yakın olursa geçeceğiniz alanda eğriler, yükseltilerin motorun alt tarafına çarpma ihtimali var. Onun için biraz yüksek tutulur. İkisinin de 3 aşağı 5 yukarı ağırlığı aynı. ADV 350'nin 186 kilo, Forza'nın ise 184 kilo. Yani dediğim gibi 3 aşağı 5 yukarı bunlar aynı. 2 kilo, yani bu kadar 180'lere gelindiği yerde 2 kilonun da bir faktörü olmaz yani. Frenler ve lastik. İki motosiklette de önde ve arkada ABS fren sistemi mevcut arkadaşlar. ADV 350'de önde 256 milim tek disk. Aynı şekilde Forza'da da 256, arka 240, arka 240. İki motosikletin de öndeki, arkadaki diskleri, ona keza fren sistemi aynı arkadaşlar.
Aynı şekilde de lastiklerde ön 120-70 R15, ön 120-70 R15, arka 140-70 R14, arka 140-70 R14. Şunu demek istiyorum, böyle R'leri o falan böyle karıştırmadan. Ön disk, arka disk, ABS sistemi birebir aynı. Ön tekerlek genişliği, taban kalınlığı, yanak kalınlığı, aynı şekilde arka tekerlek için de aynı kriterler birebir aynı. Ama yürüyen sistem aynı değil. Bahsettiğim frenler ve lastikler, jantlar. Devam edelim. Amortisörler. Bu motosikletin burada hani çok ciddi şekilde fark yarattığı noktalardan birisi de burası. ADV 350'de önde 37 mm ters çatal, yani reverse, 12 santim hareket alanı olan amortisörleri var. Forza'da 33 milim teleskopik var. Bildiğimiz standart bir amortisör. ADV 350'nin arkasında rezervuarlı, yani tüplü, twin shock, 13 santim hareket alanı olan bir amortisör var. Çift amortisör. Forza'nın arkasında twin shock, iki tane yaylı gazlı normal böyle bir amortisör. Ha, bu Forza hani biliyorsunuz Cadillac gibidir, hani böyle yumuşak yumuşak yaylanır gider. Adamlar daha üstüne para koymuş, bu amortisörleri koymuş. Biraz daha yakından bakalım. Buradaki resimde ADV 350'nin ön amortisörleri ve arka amortisörlerini görmekteyiz. Ön amortisörler gördüğünüz gibi reverse amortisör, 12 santim salınımı var. Arkada yine aynı şekilde 13 santim, yani 1 santim fazla ve rezervuarlı. Başta dediğim gibi bu amortisör çok, yani motosiklet sert bir lakaya girdiği zaman, amortisör kapandığı zaman içerisindeki yaylar keçeleri patlatmasın diye yaylar buradaki alana doluyor. Salınım veya yaylanma basıncı bittikten sonra, yaylar açıldıktan sonra gerekli gördüğü kadar yağı tekrardan geri veriyor. Bakın, bu amortisörler aslında her skuterde olması lazım ama gerçekten çok pahalı olduğu için hani özel motosikletlere koyuyorlar ve ADV 350'de bu var. Aynı şekilde öndeki de, yani bu motosikletinin almak için en büyük nedenlerinden biri silindir hacminden ziyade bir öndeki, arkadaki amortisör sistemi ve bunların gerçekten konforu. Yani bunlar, yani yenilir yutulur şeyler değil. Devam edelim. Aydınlatma ön. Bu iki motosiklette de full LED aydınlatma sistemi var. Yani o adamlar şeyi bitirmiş. Öyle ampul mampul falan hiçbir şey yok. ADV'de de, Forza'da da çok güzel böyle bir nasıl diyeyim ben size, LED aydınlatma sistemi var. Şu şekli şemali Honda seviyor. Yalnız burada şöyle bir şey var. Gidona entegre aynalar var ADV'de ama Forza'da nasıl diyeyim ben size, granajlara veya ön kafaya bağlı olan, sadece içeri kapanıp açılabilen aynalar var ve onlara entegre edilmiş sinyaller var. ADV'de zaten görebilirsiniz hemen burada. Onun harici, yani şöyle söyleyeyim, Forza'nın aydınlatmasını zaten biliyorsunuz. ADV 350'nin de aydınlatması en az Forza kadardır. Yani kesin net çok güzel bir aydınlatması vardır. Çünkü yani Honda'nın en son artık motosikletlerinde aydınlatma ile ilgili bir sıkıntı ben ne duydum ne yaşadım. Yani hiç kimseden de böyle bir şey duymadım yani. Arka tarafı Forza 250'nin hakikaten biraz daha süslü, janjanlı. Yani şöyle bakarsanız gerçekten daha böyle şehirli, estetik vesaire. ADV 350'nin kötü mü? Hayır, değil. Kesinlikle değil. Ama daha sade. Nasıl diyeyim ben size, sinyaller burada mesela, Forza'nın burada sinyalleri yanları alınmış, biraz daha sade, biraz daha yani böyle minimalist yapılmış gibi ama ikisi de işini görüyor. İkisi de zaten dediğim gibi LED. Yani adamlar stopa bastığı zaman veya sinyali, işte bir tarafa dönmek için sinyali açtığı zaman, hani arkanda fizanda insan olsa bile görür, çünkü gerçekten güzel bir sistemleri var. Ekran. Ekranda şimdi şöyle bir durum var. Forza'da hem analog hem de dijital kısım var.
ADV 350D ise sadece dijital bir kısım var. Şimdi bu ne kadar fark eder? İnanın çok da fazla fark etmez. Sonuçta burada hızınızı görüyorsunuz, burada devrinizi görüyorsunuz, burada istediğiniz nicelikler, nitelikler vesaire görüyorsunuz. Yani neredeyse ne arıyorsanız var. Hani hatta böyle ışıklı olarak uyarı ışıkları vesaire burada. ADV'de ne var? Bunların tamamını burada toplamış. Hiçbir şekilde manuel veya analog diye tabir edeyim bir ibre kullanmamış. Yine aynı şekilde uyarı ışıkları vesaire burada. Yani bu gelecek bu. Ha bu arada bu hani tam böyle telefon cep telefonunuz gibi böyle AMOLED falan değil. Veya nasıl diyeyim size XADV'nin ekranı gibi değil. Bu sadece likit kristal. Hatta şöyle söyleyeyim şurası kırmızı değil. Şurada kırmızı boya gibi bir şey var. Likit kristal beyaz devam ediyor. Bu kırmızıya denk geldiği için altından beyaz ışık bunu kırmızı gibi gösteriyor. Yani birazcık masraftan kaçılmış gibi. Dediğim gibi tartışılır. Yani böyle de ekranda sevebilirsiniz, böyle de ekran sevebilirsiniz. Ama ikisinin sürücüye yolda giderken vermesi gereken bilgilerin tamamına verdiğine emin olabilirsiniz. Sadece işte kimi ibreli seviyor, kimi böyle seviyor ama açık ve net gelecek bu tarafa doğru gidiyor ki ilerleyen dönemde kesin ve net yani hepsi AMOLED ekran olacak. Artık ibre falan göremeyeceğiz. Yani bu şekilde devam edecek. Yakıt deposu ve menzil. Burada bir fark var. Niye? Çünkü bu motor 330 cc, bu motor 250 cc. Ne olursa olsun gücü beygiri farklı olduğu için ister istemez yakıt tüketimi de farklı. ADV 350'nin yakıt deposu 11,7 litre, Forza 250'nin yakıt deposu 11,6 litre. 100 gram. Yani hissedemezsiniz bile. Ortalama yakıt tüketimi 3,4 litre. Yani 100 kilometre yol yaparken normal bir hızlarda 3,4 litre yakıt tüketimi var. Forza 250'nin ise 100 kilometrede normal bir hızda ortalama yakıt tüketimi 3,1. Yani ne oluyor? 300 kilometrede 1 litre gibi bir şey. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı yakıyor. Tabii bu normal sürüşlerde yani çok yüksek devirlere çıkıp ciddi gaz açtığınız zaman bu 100 kilometrede 1 litre, 1,5 belki 2 litreye kadar fark eder. Yani dediğim gibi bunlar nominal sürüşlerde. Yakıt tam doluyken menzili yani şu kriterlere göre 344 kilometre menzili var ADV 350'nin. Aynı şekilde yakıt tam doluyken 11,6 litre deposu doluyken 3,1 litre olayını yakalayıp yani normal bir gazla giderken menzili 374 kilometre. Arada ne kadar fark var? 30 kilometre. 30 kilometre çok fark eder mi? Tartışılır. Yani çok ince hesap yapan insanlar için biraz sıkıntı olabilir ama yani 3 aşağı 5 yukarı ben bunu aynı diyebilirim. Yakıt tüketimi ortalaması bu şekilde. Bence ikisi de yani sınıfına göre harika yakıyorlar. Yani bunlar çok düşük rakamlar. Gerçekten çok güzel rakamlar. Evet, şimdi çoğu insanın dikkatini çekecek bir kısım top speed. Şu an ADV 350'yi yolda görüyoruz. Bir arkadaş zamanında almış, yurt dışında videoyu buldum. Yani ortalama yani bunun çok ütopik rakamlar da var ama bu düzgün, hafif tatlı eğimde normal. Aynı şekilde Forza için de geçerli. Bundan sonra Forza'nın da top speed videosu var. Buyurun izleyelim. Güzel bir yolda dik oturuşla camı yukarı almış belli ortalama yani GPS hızı GPS hızına hiç bakmıyorum biz motosikletin kendi hızına bakalım 152 153 civarında bir hız olayı var yani bu 153'e kadar çıkabiliyor son hız 153 yokuş aşağı 165'lere kadar ama o da hani bahsediyorum ya size serbest düşüş gibi böyle Allah ne verdiyse gitmesi o şekilde 165'lere çıkabiliyormuş. Devam edelim. Burada Forza 250. Forza 250'nin gittiği yolda böyle otoyol gibi buna benzer bir yer. Arkadaşımız burada basıyor. En son burada ya şu an şurası 150 olsa 145 gibi bir şey. 145 gibi görüyor ki en son 2023'lerde hız limitörü var diye duydum. Yani bir yerden sonra istediğiniz kadar gaz açın o hızın üstüne çıkartmıyor. Burada gözüken 145 gibi gözüküyor.
Ama daha önceki modellerde mesela 155-160'lara çıkanları da görmüştüm. Onu da buradan size söylemiş olayım. Bir sonraki maddemiz mesela yıllık vergi. ADV 350'nin yıllık motorlu taşıtlar vergisi tutarı 817 lira. Bu 2023 yılı için geçerli arkadaşlar. 817 lira. Forza 250'nin ise 396 lira. İlk 6 aylık tutar 408, sonraki 6 ay 408. Forza'nın 6 aylık tutarı 198, ikinci 6 aylık tutarı 198. Yani şurada bir dikkatinizi çekmek istiyorum. ADV 350'nin 6 aylık tutarı Forza'nın yıllık tutarından daha pahalı. Zaten üst dilimler 2 katı olarak gidiyor. Toplamda yıl bazı üzerinden ikisinin arasında 421 lira fiyat farkı var. Yani bu iki motoru alıyorsunuz. Bunu alan arkadaş 817, bunu alan arkadaş 396 lira ödeyecek. Arada 421 lira fark var. Bu 421 liralık benzin alsa güzel bir o gün için veya 2 hafta boyunca güzel bir gezi yapar. 2 defasında demek istiyorum. Veya atıyorum motosikletin bakımlarını falan da yani ciddi bir yardım olur bu 421 lira. Yapacak bir şey yok. Vergi dilimlerimiz böyle. İşte 250 cc'ye kadar %8, sonrasında %37'ye fırlaması gibi. Yani. Şimdi burada karşılaştırma var. Ama nasıl bir karşılaştırma? Şöyle bir şey yaptım, kategorilendirdim. ADV 350'nin Forza 250'ye nazaran karşılaştırması. Yani burada şey yapmayacağım. Forza 250'nin ADV 350'ye karşı gibisinden bir şey olmayacak. Çünkü çok çaprazlaşıyor öyle. Şöyle söyleyeyim. ADV 350'nin Forza 250'ye nazaran karşılaştırması. Bunu baz alacağız. ADV 350'nin Forza 250'ye göre artı yönleri. Yüksek tork ve beygir. Evet, Forza 250'den beygiri ve torku daha yüksek. Üstün amortisörler kesinlikle. Gazlı amortisör sistemi var. Rezervuarlı. Reverse amortisör vesaire, ki ötekinin teleskopik. Kesinlikle amortisörleri daha iyi. Yüksek son hız. Evet, az önce de videoda da gördük. 15-20 km civarında bir daha böyle bir yüksek hızı ulaşabiliyor. Bozuk yol kabiliyeti. Kesinlikle bu amortisör ve şasi yapısı itibariyle Forza 250'nin giremeyeceği bozuk yollarda çok rahat bir şekilde gidebilir. Çok rahat demeyeyim de gidebilme yeteneğine sahip. Bu biraz da sürücüyle de alakalı. Yani dünyanın en güzel motosikletini yeni öğrenmiş veya sürüş tecrübesi olmayan bir insana verdiniz mi? Yani ne kadar iyi sürebilir? Öyle düşünün. Peki ADV 350'nin Forza 250'ye nazaran eksi yönleri, onlardan da bahsedelim. Manuel ayarlı ön cam. Evet, Forza 250'yi giderken düğmeye basarak kaldırıyorsunuz veya indiriyorsunuz. Bunu ADV 350'de mecbur dururken yapıyorsunuz. Neden? Çünkü 2 tane yer var. İkisi çevriliyor, yukarı kaldırılıyor. Yolda giderken gazı mazı bırakıp bir de ön tarafa gittiğiniz zaman ağırlık denge merkezini bozup düşme ihtimaliniz var. Size tavsiyem, alırsanız bu motoru durun kenara, ya yükseltin ya indirin. Ama işte Forza'da direkt yürürken bile yapabiliyorsun. Yüksek vergi. Evet, az önce gördük. Yani 6 aylık vergisi Forza'nın yıllık vergisinden daha pahalı. Yakıt tüketimi. Bakın bu tartışılır. Niye tartışılır? Biri 3.1, biri 3.4. Yani biri 3 iken biri 5 değil. Veya biri 2 iken biri 4 değil. Yani biri 3.1 iken biri 3.4. Ama genel koparmada atıyorum 1500-2000 km iki motor aynı anda çıkacak. Evet, o zaman fark olur. Ama bu da neyi gösterir? Hani öteki motor daha silindiri büyük olduğu için, gücü torku daha yüksek olduğu için, yani açık söyleyeyim, yolda daha da keyif verir. Fiyatına gelmeden bir alta geçeyim. İkinci eli, Forza'nın ikinci eli kesinlikle ADV 350'den daha iyi olacak. Şu an mesela zaten 4-5 senedir Forza Türkiye'de var. Çok ciddi bir şekilde ikinci elleri dönüyor, alınıyor, satılıyor vesaire. Bu motosiklet daha Türkiye'ye gelmedi bile. Gelmemesinden ziyade bunun biraz formatı farklı, herkese hitap da etmeyebilir. Belki böyle ben janjanlı cadde motoru istiyorum, böyle dağda taşta işim yok, kaldı ki bu tırtıklı motor bizim oralar her taraf asfalt, yolda giderken rrr ses yapar falan diye düşünebilir de insanlar. Yani onun için
Bir de pahalı da, açık söyleyeyim pahalı. Yani Forza'la PCX'in arasını düşün. Piyasada 2000 tane PCX 125 varsa 500 tane Forza var. Neden? Forza daha mı iyi? Evet, PCX 125'ten daha iyi ama PCX 125 daha ucuz. Daha ucuz olduğu için daha çok satılıyor. Burada da aynı şey olacak, ben size söyleyeyim. Hani Forza mutlaka ADV 350'den çok daha fazla satılacak. Zaten piyasada da var. İkinci eli her daim ADV 350'den daha iyi olacak. Net. Evet, fiyatına bilerek sonunda geldim. Fiyat konusunda şöyle söyleyeyim. Forza 250 %8 ÖTV ile satılıyor. Hani motosikletin fiyatı %18 KDV'si, sonra %8 ÖTV'si. Düz hesap yapıyorum, sallıyorum şu an kaç para? 150 bin lira. Yani düz hesap yapıyorum. ADV 350'de ne var? Motosikletin fiyatı artı 18 KDV'si artı %37 ÖTV'si. Bakın, burada silindir hacmi arttı. Ön arkaya güzel amortisör koydular. %37 ÖTV'ye girdi. Hani bakın, ben şöyle söyleyeyim, bu motosikleti 200 ila 220 bin bandında mutlaka ben bekliyorum ki 230 falan olursa da şaşırmayın. Şey de diyebilirsiniz, ya 60-70 cc var arada ne olacak ki? Değil. En vurucu noktaları ne? Amortisörleri artı ÖTV farkı. Bundan dolayı, bakın bundan dolayı bu motosiklet öyle çok ucuz bir motosiklet olmayacak, size söyleyeyim. Arkadaşlar, genel özellikler olarak baktık. Şimdi ADV 350 ile Forza 250'nin arasında teknik, işte dışı, osu, busu, motoru, gücü vesaire, bunların karşılaştırmasını kağıt üzerinde yaptık. Gönül isterdi motosikletler canlı kanlı olsun, alalım, sürelim, gaz açalım vesaire, ama şu an için ön değerlendirme videosu gibi yani düşünün bu videoyu. İnşallah ilerleyen dönüme denk gelir. Yani bu motosikleti sürmek, gezmek çok istiyorum. Ben bunun bir ufağı ADV 150 geçen sene Türkiye'ye gelmesini mesela çok beklemiştim, çok istemiştim. Muhtemelen alabilirdim bile. Bakın hem 150 cc hem çok az yakacak, hem nispeten ADV ismi altında olduğu için amortisörleri daha yumuşak veya daha güçlü olacaktı. Bozuk yolda falan rahatlıkla giderdiniz. Honda direkt ADV 350'ni, 1X ADV 750 olmasa da amortisör ve şase yapısından dolayı güzel diye nitelendirdiğimiz ADV 350'yi getirmeyi düşünmüş. Forza ile arasında gerçekten çok ciddi farklar var. Silindir farkı var, beygir farkı var, güç farkı var, yürüyen farkı var, şase farkı var. Yani aslında tam olarak aynı klasman motosiklet değil, ama ben bu videodaki karşılaştırmayı sadece, hani bakın, Honda'ya ait iki tane scooter, CC hacimleri birbirine yakın olan iki tane scooter, ikisi de otomatik vites, ikisi de, hani ikisi de demeyeyim, ADV 350 şu an rüştünü tam kanıtlayamadı ama Forza 250 rüştünü kanıtladı. Türkiye'de de sempatizanları var, kullanan var, çok seven var. Hani biz zaten biliyorsunuz çok da güzel özellikleri, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim, XMAX 250 ile karşılaştırmaları. Hani o mevzuyu da toparlayayım. Bakın, iki motor da 3 aşağı 5 yukarı aynı. İkisinden hangisini alırsanız alın, hakikaten mutlu olursunuz. Yıllarca kullanırsınız. Gerçekten çok güzel deyip XMAX'i kenara atalım. Forza 250 kim alır? Forza ADV 350'yi kim almaz? Ben 200-220 bin lira bandına çok fazla çıkamam. 150 bin lira benim için maksimum bir rakam. Benim çok fazla hızlı işim yok. Dağ taşa araziye ben çok girmem. Hafif bozuk yoldan giderim ama direkt de böyle dağ taşa toprağa ben motoru sokmam. Hani piyasası olsun. İkisi Honda zaten, servisten şu an bahsedemem. Servis maliyetleri de 3 aşağı 5 yukarı aynı. Onu da söyleyeyim. Hani motorda en fazla 100-200 gram ekstradan yağ alıyordur. Belki de almıyordur bile. Yani tam teknikleri göremedim. Kim derse ki, ya ben artık 250 cc'nin ivmelenmesi artık bana yetmiyor. Hani ben eşimle de biniyorum. Ben kiloluyum. Eşim de kilolu. Ama böyle biraz daha gönül rahatlığına gaz açmak istiyorum. Piyasadaki motorlar zaten 250 bin liranın üzerine fırladı gitti. Yani 200 bin liraya kadar bulunabilecek bir şey yok. Bir de sıfır almak istiyorum. Ben ikinci el almayı pek sevmiyorum. Eşimle bindiğim zaman gidebileyim veya tek başına böyle çok rahat gidebileyim. Otobanda o kamyonlara, otobüslere, tırlara hiç böyle takılmadan rahatça gaz açarak gideyim. Ne bileyim, böyle ayağa kalkıp da böyle
sürüş de yapabileyim. Bu motosikleti X ADV gibi yanında pegler yok. Direkt işte ayaklarınızı koyduğunuz yerde ayağa kalkabilirsiniz ama nispeten koltukla gidon mesafesinin arası biraz açık olduğu için bir tık da böyle ayakta sürüşe de izin verir. Bu düşüncelere sahip insanlar ADV 350'yi alabilir. Benim X-Max'imi sattırıp ADV 350 kendini bana aldırtabilir mi? Bilmiyorum. Tartışılır. Çünkü ben daha çok safkan enduroları seviyorum. Devşirme diye tabir edeyim. Hani İngiliz çakısı gibi düşünün. Bir çekiyorsunuz bıçak, bir çekiyorsunuz testere, bir çekiyorsunuz işte kaşık maşık bilmem ne. Ben tam anlamıyla öyle şeyleri çok da fazla sevmiyorum. Ben gerçek bıçak veya gerçek kaşığı severim. ADV 350 de hani böyle biraz ondan biraz bundan olduğu için ne tam ondan ne tam bundan gibi düşünebiliyorum. Ama hani sürmeden de buna karar vermek, bunu sonuçlandırmak çok zor. Yani bunun hakkında böyle karar vermek çok zor. Ama dediğim gibi bu benim kendi tercihim. X-Max'imi ADV 350 için satmam. Yani motoruma binmeye devam ederim. İcabında Forza 250 alırım açık söyleyeyim ama ADV 350 şu an ön yargılı yaklaşıyorum. Yani arazi motoru bence kesinlikle değil. Araziye sokulabilecek bir şey de değil. Şasis vesaire böyle çok sağlam olabilir. Tekerlekleri vesaire yani tırtıklıdır vesaire olabilir ama sonuçta kayışlı sistem. Hani bir zincir aktarmalı gibi bir sistem değil. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Video biraz uzadı. Yani merak eden, mailden bana ulaşan arkadaşlarım vardı. Bir iki tanesini de kıramadım insanlar. Onu istinaden bu videoyu biraz detaylı anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Söylemek istediğiniz bir şey varsa aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yazın ki orada tartışalım. Yanlış söylediğim bir şey de olabilir. Sürçülisan ettiysem affola. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka motobolizma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.